Evet arkadaşlar, Euro Truck Simulator 2 Multiplayer'indayım. Yanında Mikael var. Hoş geldin Mikael. Hoş bulduk, hoş bulduk. Az bak ses de çıkarmıyor. Demiştim arkadaşlar size single'da Dorse'yi tanıtırken 4x2 Dorse ile ağır tonajlı Dorse çekeceğim diye ve 55 tonluk Dorse var şu anda arkasında tırın. Bakacağız, gitmeye çalışacağız. 4x2, 6 vites ve 625 beygirlik bir tırım bu. Rampa yukarı nasıl bir performans sağlayacak hep beraber göreceğiz. Mikael'de de 8x4, 6 vites ve 730 beygirlik Skyna var arkadaşlar. Aralarındaki farkı göreceğiz. Zaten beygir farkından Skyna alır. O yüzden bir şey demiyorum ve çıkalım. Hadi başlıyoruz. Hadi kolay gele. Başla abi. Arkada da bir takipçi var. O da biz böyle öyle takılıyor. Aynen, onu unuttum. Gökdeniz Demir diye bir arkadaşımız, yani takipçimiz var arkamızda. O da bize böyle katıldı. Son iki gündür seni görüyorum falan dedi. Cumartesi akşam Duyu Spurt'ta beni görmüş gece saat 2'de. Yani gece falan oynuyoruz, sıkıntı yok. Cuma akşamları, cuma geceleri falan, cumartesi geceleri bayağı oynuyorum böyle. Ya boş olduğumuz sürece, canım sıkıldığı sürece giriyorum. Yani şu Dorse olayından sonra da artık ETS'de olurum ama video gelmez, ben kendim oynarım. Sen bize şimdi artist mi yap? Artist mi? Ne artist? Artist ne öyle pazarda? Ay ay, o adam da efsane oldu gitti be. Şu anda arkadaşlar görüyorsunuz 55 ton Dorse, inanmayanlara hemen şuradan kanıtımı göstereyim. Teleskopik winch Rectex 45-55 ton yazıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi rampa yukarı vuruyoruz. Evet, hep beraber göreceğiz. Abi öndekiler var ya, öndekiler, onlarda da şey var ha. Aynen aynen arkadaşlar, zaten hep beraber göreceksiniz şimdi. Tırları nasıl çekiyor, nasıl davranıyor rampalarda falan göreceksiniz. Dördüncü vites vallahi tıkandı benim tır şu anda. Belki idare ediyor. Ben senin arkanda yapıştım ben. Aynen, şu anda hiç vites düşürmeden adamın tamponuna vardım. Birazcık pinkli olduğumuz için ben şu anda arkadaşlar biraz adamı sollamaya çalışıyorum, bakın şu şasiyle beraber, ama başarılı olamayacağım gibi çünkü yemiyor. Eşit gidiyoruz yani arkadaşlar, bir nebze eşit gidiyoruz. Bunları da bizden düşünürsek bir nebze, yani güzel bir yolculuk olacak gibi düşünüyorum. Hadi bakalım, şu düzle ben geçerim büyük ihtimal. Bu arada 6 vitesin farkı, yani vites atmayla uğraşmıyorsunuz ama onlar daha hızlı gidiyorlar. Bunu öğrendim şimdi bak, 6x2 ve 16 vitesli büyük ihtimal onlar daha hızlı gidiyorlar bizden. Şu anda bende 127 ping var, gayet normal bir pingde. Onların pingi bayağı düşük olduğundan dolayı bize pingli geliyorlar bir gayet. Aynen, baksana pinglere 40-35. Adamlar TTNet kullanmıyor. Yabancı adamlar. Belki de şu an 96 ya. Ondan sonra birden çıkar 1500 adam. Sen arkanda mısın? Abi seni geçmiş ya çocuk. Abi abi. Ben size... ben de pink olduğu için. Ve beni böyle pinkli gözüktün. Ben birden orada gittim yani. Yavaşlamak anladım, zorunda kaldım. Araba gitti, tıkandı. Çıkamadım. Şu 30 kilometreyle gidiyorum var ya, çok zor. Ya uzunları kapat, uzunları kardeşim. Öyle para çıkıyor. Bu yeni benki bayağı gidiyor ya. Tabii sen geçemiyorum ya neyse. Bunu ben kullanıyorum Mikael, o yüzden. Ara gaz vermeyeyim şimdi tıra. Ya abi 730 geliyor ya. Gevur geliyor, gevur. Bizim üçüncü vitesi atmadı da. Aa, önden araba bak, geliyor. Önden araba geliyor. Bana. Vurdunuz mu? Hayır. Tamam. Öyle bir freye bastım ki abandım frene. Adama selektör yapıyorum yavaş gel diye. Bak aşağı gidersin, ne olur ne olmaz. Allah böyle oğlum, korktum lan bir an. Haritada gördüm, mavi nokta hızlı hızlı geliyor. Roket gibi, adamda Skoda var bir de. Abi çok iyi ya. Neyse ben
Gidiyorum, gelin siz. Siz de Skyna var, siz daha hızlı gelirsiniz. Valla ben de 3. vitese nedense atmıyor. Bir atsa var ya, hızlanacak da atmıyor. Otomatik vites atmıyor. Az önceden bir puslu çekermiş telefon nedense. Şimdi açtım. Yoldan adam geliyor, dikkat edin. Hadi. Gelmiyormuş, onda durmuş. Hı. Bunda da Skyna var. Oğlum. Korkmaz. Sonunda büyük sattık. Duisburg'dan gelmiş bu. Şu herhalde. Korkmaz Duisburg'daydı çünkü. Arkadaşlar, bu dorselerin dönüşleri çok güzel, çok kolay. O yüzden bayağı kolaylık sağlıyor yani. Virajlarda aşırı kolaylık sağlıyor. Bunu da söyleyeyim. Şu anda 10... Hızlı dönebiliyorum mesela. 10 nokta, aynen. 10.80 kuruş bir fiyatı var. Bence herkes alsın arkadaşlar. Herkes alsın. Ben alacaktım. İndirimde olmasa da... Ha, aynen. Aynen. İndirimde olmasa dahi alınacak bir ürün bu. Gerçekten hak ediyor. Ve gerçekten beklediğimiz dorsa olayıydı. Bayağı hoşuma gidiyor. Şimdi rampa aşağı yapıştırıyorum ben. Abi benim rampada güzel çıkıyor ya. 55'te çıkıyor bu rampada. Şu ışıklarımı yakayım, önümü göremiyorum ya. Ben şu anda 93-94 yapıştırdım. Oo, karşıdan hızlı bir araba geliyor. Tur geliyor, dikkat edin. Abi umarım bana çarpmaz. Korkuyorum var ya, genellikle bana böyle düşüyor. Biliyorsun abi, genellikle bütün her şey bana oluyor. Aynen aynen aynen. Aa, Enes CS'ye girdi. Girsin. Monitör yok muydu onun ya? Ben 6. vites 140'la gidiyorum şu anda rampa aşağı Mikay. Ben hiç sollamaya kalkmayacağım, viraj var ileride. Zaten ya, sollamayın, sollamayın, araba geliyor. Aynen. Ben sizi bekliyorum, gelin bakayım. Vallahi zor kurtardım. Adam çok kötü yavaşladı, ne yapıyor bu adam ya? Çok yavaşladı ya. Adamlar fiziğine göre oynuyor oyunu. Ne yapacağım Mikael şimdi? Ben bekliyorum, sizi gelin. Geldim, solladım. Solladınız mı? Oğlum arkadaki çocuk da solladı bizi. Tamam geç geç, çabuk tamam. Çık. Geç bakayım sen Mikael beni. Bir de sizi bilmiyorum, giderken göreyim. Tren parça olduğu için biraz hızlı gidiyor. Bu arada pink değildi büyük ihtimal. Ama virajları çok güzel dönüyor. Aynen, çok rahat dönersin bu tırla virajı. Çünkü hem tırda iki tane tekerlek dönüyor, hem de dorseler de dönüyor. Çok rahat, evet, bir şekilde dönüyor. Şu anda arkadaşlar 4x2'nin nasıl kıvrak hareketler yaptığını görüyorsunuz burada. Yani en azından 8x4 kadar da olamasa bile 4x2, ya aynen 4x2 miydi, yok 2x, kaçtı lan? 4x2. Aynen 4x2. Gerçekten rahat. Bakın şu anda mesela bu arabanın burada takla atması gerekiyordu ama takla atmadan çok rahat döndü. Aynen bu hızla bir de gerçekten. Aynen. Ve şu anda efsane, beni yani efsane gidişlerim şu anda mevcut burada. Yani adı kaçta üstünde, gidiyorsun abi? Adı üstünde. 120 ile iniyorum şu anda aşağı. Benim gittikçe birazcık yavaşlıyor gibi. Oo, şu anki virajlar biraz kötü abi. Ama sıkıntısız döner diye düşünüyorum. Biz bayağı yapıştırdık. Gökdeniz kaldı geride. Gökdeniz bu arada bizim artık bizden değil. Şey yani takipçi arkadaş değil. Steam'den arkadaş ekli değil. Yani bizim Gökdeniz değil. Onu anlat demek istiyorum. Aynen. Araba yukarı aşağı mı geliyor, aşağı mı? Oha 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 Mikail oha. Oha. Abi sakin nasıl ol. Nasıl kaydırdım motoru biliyor musun? Nasıl sakin kaydırdım? Adam var ya, duvara vurmuş, kenardaki barikata vurmuş. Sana evet, çarpmayayım diye. Korktum lan. Süper. Virajları çok güzel dönüyor araba. Aynen öyle Mikael. Baksana bak, şu an var ya, altında bu dorsu olmasa, bir de 8x4 olmasa, şu an takla atmıştım bu hızda mesela. Dorsen dilik diyor şey. Şu anda virajdayım. Dorsen drift atıyor. Oo.
Yaparım bir şeyler bak, yaparım yaparım hiç. Valla benim diğer araba olsa şurada 10 kere takla atmıştım yani. Dorse drift atıyor diyor. Oo, aynen öyle arkadaşlar. Bakın ya. Çok güzel. Dış kamerayı aldım. Abi hem giderken hem yazı nasıl yazıyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Ben yazamıyorum ya. Millet... Bir de ben de işte yazıyorum. Benim R ile bir şey geliyor. Şey alıyorum. Radyoyu alıyorum bir de. Aynen aynen. O hep sıkıntı. Sıkıntı ya. Ama hareketli giderken yapmıyor onu. Ve Gökdeniz herhalde çimenlerde geziyordu. Kaza yaptı. Geçmiş olsun Gökdeniz. Ay ay. Neyse biz gidiyoruz. Güzel, güzel bir yolculuk. Yok, yol bitti. Evet, görmüş olduğunuz arkadaşlar 55 tonla Mercedes, 625 beygirlik bir Mercedes bu yoldan rahat çıkış yaptı. Şöyle petrole girelim ve videomuzu burada artık noktalayalım. Kısa olsun, öz olsun arkadaşlar. Ben size nasıl gittiğini gösterdim sadece. Çekiş falan gücünü gösterdim Mercedes'in. Ve şunu da söyleyeyim. Bu arada Mikael, tırın nasıl gitti? Rahat ben gitti sen... mi? Rahat gitti mi tır? Vallahi çok rahat gittim ya. İlk evet. Defa kazasız virajlarda öyle dönmek çok mutluydu. Mikael'den de onay aldık. Gayet kıvrak onay aldım yani. Bundan sonraki multiplayer videolarında büyük bir ihtimal böyle sizler için özellikle ağır dorsi olayını seçeceğiz. Gerçekten ağır dorside gerçekten 10 numara yol gidiliyor. Bunu buradan söyleyeyim. Evet, videomuzu yavaş yavaş noktalayalım. Bu arada şöyle ben serbest kameraya bir geçeyim. Gökdeniz neredeymiş? Hemen bakalım. Geliyor mu? Yoksa kaldı mı? Ha, bu değil. Gökdeniz ne yapmış? Ha, burada yok. Burada da yok. Tamam, Gökdeniz o zaman gitti. Abi yanıma gelsene. Gitti bir yere. Geliyorum. Geldim. Yanına mı? Dur geleyim. Evet. Oha! Dorse çarptı. Giremedim yola. Ama çok güzel dönüyor ya. Aynen öyle. Bu arada oyunun fizikleriyle oynamışlar. Onu da söyleyeyim. Şu şekilde fiziklerle oynamışlar. Normal dorseler artık viraja girdiği zaman yatırıyor arabayı. Bunu fark ettim. Ha, acaba onun ayarı mı kapalı? Dur bakayım şöyle bir. Burada mıydı acaba? Dorse dengesi tamam full. Artık virajda normal dorseler yatırabiliyor tırı. Bunu ayarlamışlar. Bu özellik gelmiş. Bilmiyorum artık iyi mi oldu kötü mü oldu ama gerçekçilik bakımından iyi olmuş. Hiç kimse hızlı gitmemeye artık cesaret özen gösteriyor. Yani ne bileyim, ne diyeyim daha ben. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu da ben Mekmen arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu DLC'yi almayı unutmayın sakın.